Manşete hoş geldiniz. Bugün 3 Kasım 2022. 3 Kasım 2022 tam 20. yıl dönümü AKP'nin iktidara gelişinin. Artık 20 yılı deviren bir iktidar var. Resmen, teknik olarak ve tarihi itibariyle de. Bu 20 yılı elbette bölümlere parçalamak mümkün. Bir belgesel çekilirse herhalde en az 10-12 bölüm belgeseli çekilir ve her bölümde bir sene iki sene kendi koşulları içerisinde kendi konjonktüründe anlatılır. Çünkü ben AKP'nin açıkçası 2002-2022 dönemini bir blok olarak değerlendirmiyorum ve bu şekilde değerlendirilmesinin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugünkü tek adam yönetimi söz konusuysa, bugünkü tek adam Tayyip Erdoğan söz konusuysa Bugünkü tek adamın etrafına baktığınızda işte 2002'deki, 2007'deki kadroların hiçbiri yok. Haliyle AKP'yi değerlendirirken mühim dönemeçlere bakmak gerekiyor. 2002'de hangi koşullarda iktidara geldi? Yani %34 ile iktidara geldi ama %60 kadar bir çoğunluğu vardı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve tek başına iktidar oldu. %10'un altında kalan partiler neredeyse %45'lik bir çoğunluğu oluşturuyorlardı. Yani %45 temsil edilemedi o günkü mecliste ve haliyle bir AKP CHP vardı. İki, parti, iki partili meclis oldu ve o partilerde aldıkları oy oranlarının gerektirdiğinin üstünde bir milletvekili çıkararak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edildiler. Olağanüstü koşullardı. Seçim barajının getirdiği adaletsizlikler vardı. Cem Uzan faktörü vardı. Kıl payı barajın altında kalan DYP gibi partiler vardı filan. Sonraki süreçte 2007 E muhtırası buna bakılmalı. Yine takip eden süreçte 2013 gezi kırılması 17 25 Aralık. Elbette arada bir 12 Eylül 2010 referandumu var. Ve 15 Temmuz 2016 sonrasında 2017 referandumu başkanlık sistemine geçilmesi, 2018 seçimleri filan. Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesi ki Cumhurbaşkanlığı halkın seçmesi meselesi 2007 tarihlidir. 2007'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 367 garabetiyle Cumhurbaşkanı seçtirilmeyince o zaman AKP'nin gerçekten yapacağı bir şey yoktu. O zaman halk seçsin dediler ve anayasada birkaç maddelik bir düzenleme ile 2007 Eylül ya da Ekim ayında yapılan referandumla %60'ın üzerinde oyla geçti o referandum ve Cumhurbaşkanı artık Abdullah Gül'den sonra halk seçsin dendi. O zamana kadar çünkü Abdullah Gül Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yeni şekillenmeyle seçilmişti. Bugünkü tek adam döneminin geriye doğru götürdüğünüzde bir takım izleri ve işaretleri ve bir takım nedenleri sebepleri 2007'den itibaren aramak gerekir. Hem yasal düzenleme itibariyle hem de siyasal koşulları itibariyle. Ben bir blok olarak değerlendirmiyorum AKP'nin 20 senesini ve AKP'nin 20 senesinde e, yapılan işler, çıkartılan yasalar, toplumdaki algı, toplumun genel yaşam biçimi, ekonomik elbette durum, siyasal durum, koşullar neyse her biri farklı farklı analiz edilmesi gereken bir konu. Elbette medyanın durumu, hadiselere bakışı, yargının durumu, hadiseleri ele alma biçimi. Bu elbette bu dönem bittikten sonra beş başı mamur ele alınacak, değerlendirilecek belgesellere, kitaplara, yazı dizilerine, programlara konu olacak. Ama bugün mevzumuz bu değil. Bugün muhalefete teknik takip dedik. İşte AKP'nin geldiği nokta, tek adamın geldiği nokta, rejimin geldiği nokta. Bir ses kaydı resleşmesi var ona bakacağız. Altılı masaya teknik takip iddiası var buna bakacağız. Rejimde bir özellikle Süleyman Soylu özelinde bir pudra şekeri telaşı var buna bakacağız. Bahçeli ile ilgili enteresan kritikler var ona bakacağız. Referandum denkleminden bahsediliyor. Bir başörtüsü referandumu tekrar gündemde ve önümüzde işte artık 7 ay kadar kaldı. 7 ay sonra yapılacak iki sandıklı seçime bir üçüncü sandığın bir referandum sandığının ilave edilmesi tartışılıyor. Buna bakacağız. Yine yayının sonlarına doğru da odağında Meral Akşener'in olduğu bir 28 Şubat cehaletini ekrana getireceğim. Son olarak vakit kalırsa veya fırsat olursa Twitter'daki el değiştirme, Elon Musk dönemi ve mavi tike onaylı hesaplar için, mavi tik için Twitter'a aşina olanlar bilirler. 8 dolar verilir mi? Bu soruya birlikte cevap arayacağız. Evet. Öncelikle bu Süleyman Soylu, Kemal Kılıçdaroğlu atışması, resleşmesi buna bakalım. Kemal Kılıçdaroğlu bir video koydu. Önceki yayında anlatmıştım. Burada sentetik uyuşturucu met gençliği nasıl tehdit ettiğini anlattı. Yanında da Hacer Foggo ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nde o da artık bu tür sosyal konulara eğilen bir ilim insanı. Bunun üzerine Süleyman Soylu ve Süleyman Soylu'ya bağlı teşkilatlar, jandarma ve polis ayağa kalktılar ve suç duyuruları falan arkası arkasına geldi. Tayyip Erdoğan da üst perdeden konuştu. Bu konuda hukuk gereğini yapacak dedi filan. Bu konulardaki iddiaların üzerine gitmek yerine hukuk gereğini yapacak diyorlar ve yargı silahını kullanıyorlar. Tıpkı geçtiğimiz hafta kimyasal silah iddiası. Türk ordusunun Kuzey Irak'ta kimyasal silah kullandığına dair iddiaları gündeme getiren Kürt medyasına operasyon düzenlenmesi, Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanması gibi. ikinci hafta maalesef bunlar konuşulmuyor. Yine antiparantez, son 5 ayda 33 Kürt gazeteci tutuklandı cezaevinde. Cezaevindeki gazeteci nüfusu tekrar artma eğilimine girdi ve önümüzdeki aylarda buna yenileri de eklenebilir. Bu fotoğraf Kemal Kılıçdaroğlu ile Süleyman Soylu'nun bir arada çekilmiş belki de son fotoğraflarından biri. 16 Şubat 2021'de meclisteki bir bilgilendirme esnasında. O gün Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı olarak ana muhalefet liderine bilgilendirmeye gitmişler. Hulusi Akar'la birlikte Süleyman Soylu o an çekilmiş bir fotoğraf. Fakat Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun bu sentetik uyuşturucu çıkışının ardından adeta operasyon düğmesine bastı. Ne zaman böyle bir çıkış olursa, ne zaman böyle bir pudra şekeri hikayesi gündeme geldiğinde Soylu'nun tepkisi operasyonlar oluyor. Ve operasyonlarda da gerçekten dişe dokunur bir şey olmuyor. Yani torbacıları veya alt kademede bu işle iştigal eden veya artık pudra şekerlerini son kullanıcıyla buluşturan insanlara dönük bir operasyon oluyor. Fakat burada son operasyonda Soylu'nun açıkladığı operasyonda dikkat çekici detaylar var. Yani Osmaniye'den bahsediyor ve Osmaniye'de 130 gözaltından bahsediyor. Osmaniye gibi küçük denebilecek bir şehirde, bir ilde 130 gözaltı var. Ki bu ele geçirilenler, belki ele geçirilmeyenler de var. Artı Osman Osmaniye'de 130 torbacı ele geçirilmişse diğer şehirlerde İstanbul'da Ankara'da durum nasıldır acaba? Torbacı da bu sentetik uyuşturucu en son artık tüketiciyle buluşturan kademedeki isimler, gençler, çocuklar neyse. Peki ara kademedeki e, dağıtım ekibi nerede? Baronlar nerede? Onlara bir operasyon var mı? Yok. İşte bunların hepsi telaşla olan şeyler. Bir de Süleyman Soylu'nun şu lafına da dikkat etmek gerekiyor. E, yarın öbür gün bunun ses kaydı çıkarsa diyor Kemal Kılıçdaroğlu'na bir tehdit, bir şantaj aynı zamanda. Bir vatansever bu ses kaydını mahkemeye gönderirse ne olur diye soruyor. Kimse de tabii ya sen ne biliyorsun da böyle bir şey yumurtladın falan diye sormuyor, soramıyor artık öyle bir kapalı bir rejim yani bir anlamda. Bir polis devleti var yani ve polisin başındaki insan böyle deyince ne olacak? Nasıl kafa tutacaksın yani? Sabah sabahın beşinde senin de kapını çalar, çalar, polis ve götürür. Bir daha da kimse senden haber alamayabilir. Fakat durduk yerde biri böyle diyorsa demek ki bir şeyler biliyorsun ki sen e, yarın öbür gün bunlar ortaya çıkacak. Veya sen bir vatansever tırnak içinde eliyle bu ses kaydını mahkemeye ulaştıracaksın ve Kılıçdaroğlu hakkında işlem yapacaksın. Altan Sancar paylaşmış CHP'den iyi haber alan bir gazeteci diyor ki CHP'lilere göre genel merkez teknik takip altında. Kılıçdaroğlu'nun özellikle yakın kurmaylarına bunu aktardığını söylemişler. Hatta CHP'liler sadece partilerinin değil, altılı masa toplantılarının da teknik takip altında olduğunu iddia ediyorlar. Ki zaten ben zannediyorum bugün artık Türkiye'de belli seviyede olan gazeteci olsun, bürokrat olsun, siyasetçi olsun, akademisyen olsun bütün faaliyetlerinin teknik takipte olduğunu düşünerek hareket ediyordur. Yani telefonlarım dinleniyor, bulunduğum ortamda ofisim dinleniyor olabilir, hatta evim dinleniyor olabilir. Bu şekilde bak. bütün hareketlerinin takip edildiğini falan varsayarak insanlar belli ki yaşıyorlardır. Yani bunu sıradan insanlar da düşünebilir. Benim vefat ettiği 2019 3 Ekim'inde babam ben Türkiye'de gazetecilik yaparken ki sıkıntılı yıllarda 2013'ler, 14'ler, 15'ler telefon konuşmalarında böyle biraz üstü kapalı konuşurdu. Oğlum dinliyorlardır falan derdi. Sonra bir araya geldiğimizde. Ferhat Çakıroğlu diye biri var. MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesiymiş bu kişi. Adını ilk defa duydum ama attığı tweet'e bakar mısınız? Biz sana 8 saat nereye kayboldun? O da kılıçdaroğlu'na çakıyor. Biz sana 8 saat nereye kayboldun diye sorarken nereye kaybolduğunu bilmediğimizden sormadık Bay Kemal. Herkes artık aynı Erdoğan tonunda konuşuyor. ABD'nin o çok övündüğü gece zifiri karanlıkta Himalayalarda yürüyen kara karıncayı görecek teknolojisi artık bizde de var. Bak sen. Çözünürlüğünü bir bilsen bir görsen aklın gider. Yani yüksek çözünürlük bir sistem kurmuşlar ve zifiri karanlıkta Kara karıncayı bile yürüyen, yürüyen kara karıncayı bile küçük yani küçük materyalleri bile tespit edecek yüksek çözünürlüklü bir sistemimiz var bizim diyor. İşte MHP, AKP el ele işte Soylu da zaten Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı birlikte ülkeyi nasıl muhaberat devleti haline getirmişler. Erdoğan'a da bunu açıklatıyorlar. İşte yüz tanıma sistemleriyle artık herkesi takip edeceğiz. Şimdi orada onu lanse ederken suçluları yakalayacağız diyorlar. Batı'da olduğu gibi ama aslında o değil. Bu bir Çin vari, Kuzey Kore vari önlem. Yoksa Batı'daki gibi uygulansa başka üstüne. Yani benim yaşadığım İngiltere'de böyle bir sistem var. Polisler silah dahi taşımıyorlar bir üst araması falan, GBT falan gibi şeylerle karşılaşmıyorsunuz. Doğuduruz. Yani yolda giderken acil bir olaya müdahale etmek için hareket halinde değilse bir polis sireniyle falan da karşılaşmıyorsunuz. Ama teknik takip ve teknolojinin nimetlerinden yararlanarak genel asayişi takip öyle yerleşmiş ve öyle gelişmiş araçlarla takip ediliyor ki kimse e, aksini düşünemiyor. Kimse çizgiden çıkmayı ya da yasa dışı bir iş yapmayı düşünemiyor düşündüğü anda zaten hemen o radara takılıyor. Mahir Ünal aslında gündemden düştü affını isteyerek ama bir özellikle tanıklıkla gündemde ki biliyorsunuz bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim dilimizi yok etmiştir deyince Bahçeli'nin ışmına uğramış ve grup başkan vekilliği görevi gitmişti. Abdullah güzel Güzeldürger paylaşmış tanıklığını diyor ki İki yıl önce tanesi 15 milyon TL'den satılan villa projelerine yabancı bir arkadaşım için villa bakmaya gitmiştim. Satış ofisinden, bütün satış ofisinden bütün yüzünü atkıyla kapatmış, başında kasketiyle sadece gözleri görünen bir kişi ve ailesi çıkınca dikkatimi çekti. Çünkü hava bu kadar kapalı giyinmeyi gerektirecek kadar soğuk değildi. Satış temsilcisine bu bey kim diye sorduğumda Mahir Ünal dedi. Siyasetçiymiş. Allah Allah dedim insan villa almaya gelir de neden kendini kamufle etme ihtiyacı duyar diye sordum. Evet. Böyle biri. O arada Nurettin Kalkan paylaşmış. Biraz evvel MHP soylu ilişkisi işte MHP'den birinin adını ilk defa duyduğum birinin işte biz zifiri karanlıkta karıncayı dahi takip edecek bir yüksek çözünürlüklü sisteme sahibiz filan diye bir tweet atmıştı ya. Nurettin Kalkan paylaşmış. Öyle bir oyun kurdu ki diyor Bahçeli için. %10'luk oyuyla ki %10 bile değil, onun çok altında. Memleketi yönetiyor. Üstelik sorumluluğu da yok. Sadece kara ortak. Tek sözüyle koca AKP'nin grup başkan vekili, hükümsüz, müebbetlik mafya ise özgür kalabiliyor. İstediği an muhalefet saflarına da geçebilir ve hiç yadırganmaz. Hatta bunu bir videoyla da paylaşmış. Bahçeli'nin o çok sevdiği klasik otoları kullanırken Durum biraz böyle birkaç ay evvel yaptığım bir analizde AKP'yi bitirecek tek ismin Erdoğan'ı bitirecek tek ismin Devlet Bahçeli olduğunu ve muhalefet saflarında Devlet Bahçeli olduğunu söylemiştim. Şu anda görüldüğü üzere Erdoğan'ın altından halıyı çekecek bir ikinci isim yok ya da o ikinci isme şu anda pek fazla şans verilmiyor. Ondan dolayı soruyor Nurettin Kalkan istediği an muhalefet saflarına geçebilir ve hiç yadırganmaz. Öyle bir oyun kurdu ki küçücük oyuyla memleketi yönetiyor. Sorumluluğu da yok. E, kimi zaman MHP sözcülerini işitiyorsunuz. Biz iktidar değiliz diyorlar veya işte herhangi bir olumsuzluk olduğunda bunu ilgili bakana veya bürokrata yönlendiriyorlar. Böyle de bir dönem Abdülkadir Selvi dünkü yazısında referandum gözüküyor demiş. Özellikle bu başörtüsü meselesiyle ilgili konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde referandum sınırında kalması ya da referandum sınırının üstüne çıkması halinde bile 2023'te önümüze 3 sandık gelecek gibi gözüküyor diyor. Gelecek gibi gözüküyor, gelecek olarak da algılayabilirsiniz. Belli ki Erdoğan'ın oyun planı bu. Nitekim dün gece A, A Haber ATV ortak yayınında da benzer lafları telaffuz etti ve şunu da söylüyor açık açık yani muhalefeti bölmeye çalışıyor altılı masayı bölmeye çalışıyor dağılacaklar dedi. Yani dağılacaklar diyen onu dağıtmak için elinden geleni artana koymayan bir siyasetçi profili ortaya koydu. Dağılacaklar diyor o, onlar o yarın öbür gün diyor seçim kampanyası başladığında göreceksiniz diyor işte diyor nasıl birbirlerine girdiklerini. Mealen anlatıyorum. Üçüncü sandığı koyunca da zaferi elde edeceğini düşünüyor. O arada enteresan bir şey oldu ve AKP'li kurmaylar bu anayasa değişikliği için başörtüsü meselesi, aile meselesi, LGBT neyse işte yeni bir kutuplaştırma yasası geliyor. Partileri dolaşmaya başlamışlar. İyi Parti'ye CHP'ye falan gitmişler. Oraları mevzu bile etmiyorum. Onlar zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında pek çok konuda ortak çalışıyorlar. Fakat HDP'ye gitmişler. Bakın burada e, AKP heyeti Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın riyasetinde HDP'li grup başkan vekilleriyle görüşüyor. Meral Danış Beştaş da heyetin başında görülüyor. Saruhan Oluç var. Yani hem terörize ediyorsun, hem altılı masanın yedinci ortağı diyorsun, yok sayıyorsun. Ee, HDP, PKK diyorsun ki Süleyman Soylu bunu daha çok kullanıyor. Parti kapatma davası var. Kapatmak için Anayasa Mahkemesi işte eli kulağında bekliyor. Saraydan bir artık işaret giderse kapatma davasını hemen gündemine alacak. Belki de seçimden önce. Yeni bir parti kurulup da bunu toparlanamasınlar diye. Ee, seçime birkaç ay kala HDP'yi kapatacaklar belki. Ondan sonra işte onların telaşa düşmesini veya... ...bir biçimde Kürt siyasal hareketinin seçimde varlık göstermemesini falan murat ediyorlar bilmiyorum. Ama öbür taraftan da işte böyle görüşmeler. Şimdi CHP heyetiyle HDP yeti böyle bir fotoğraf veremiyor. Sıkıntı da o. İyi Parti ile HDP heyeti böyle bir fotoğraf veremiyor. HDP heyeti CHP'yi ziyaret etti. Çıkışta ortak yan yana basın açıklaması bile yapmadılar. HDP heyeti tek başına basın açıklaması yaptı ve gitti. Yani CHP'liler, İyi Partiler ve diğer muhalefet partileri korkularından aman bize bir şey derler. Aman şimdi altından kalkamayız. Yani yeterince de zaten bizi yan yana koydular. E, bu bize negatif yazıyor falan diye. İktidarın dümen suyuna gidiyor. HDP ile yan yana fotoğraf vermiyor. Ama o iktidar HDP ile yan yana karşı karşıya bir anayasa meselesini müzakere ediyor. Yani bu da konunun yani olayın cilasını dökmüyorsa ne döker Allah aşkına. Kimse de bu durumdan rahatsız değil. Neyse dönelim referandum matematiğine. Sağdaki tabloyu yayından hemen önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili e, sa, e, partilerin e, sandalye dağılımından hemen kestim oraya koydum. Resmi bir bilgidir yani meclisin sitesinden. AKP, CHP, HDP diye başlayarak aşağı doğru irili ufaklı bütün partiler sıralanmış. Adını ilk defa duyduğum partiler de var. Mesela Yenilik Partisi diye bir parti varmış ve bir milletvekili varmış. Neyse orada değiliz çünkü onlar zaten e, durumu da değiştirmiyor. Konu şu. Bu başörtüsü referandumu veya referandumda üçüncü sandık meselesiyle ilgili olarak. AKP, MHP, BBP dediğimiz Cumhur İttifakı'nın oyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 335. <laughs> anayasa değişikliği görüşülürken Meclis ana, ana, anayasa kurallarına göre, meclis iş tüzüğüne göre yapılan oylamalar falan hepsi belli. Öncekiler gibi çok fazla değiştirmediler. 600 vekile göre e, oranlama yapıldığında 360 ile 400 arasında kaldığında anayasa değişikliğinde kabul oyları referanduma gidiliyor otomatikman. Tabi onu da Cumhurbaşkanı götürüyor referanduma. 400'ün üzerinde çıkarsa anayasa değişikliği otomatikman gerçekleşiyor. Yani referanduma gerek kalmaksızın gerçekleşiyor. Fakat Cumhurbaşkanı isterse buna rağmen çifte dikiş yapalım. Meclis kabul etmiş olsa bir de bir de halk oyuna sunalım. Güçlü bir şekilde geçsin falan diyerek kendine göre siyasi nedenlerle ki Erdoğan bundan çekinmeyecektir. Gene o Cumhurbaşkanı'nın inisiyatifinde. 400'ün üzerinde çıksa da referanduma götürebiliyor. Anayasa değişiklik paketini veya önerisini. Neyse. Şu anda zaten durumda bu. Yani 360 ile 400 arasında kalsa da 400'ün üzerinde geçse de yani e, Cumhur İttifakı muhalefetten birilerini yanına çekse de veya muhalefetin tamamını yanına çekse de referandum sandığını koymakta kararlı gibi görünüyor. Her ne kadar son tahlilde AKP'liler hayır canım 400'ün üzerinde geçerse biz referanduma gitmeyeceğiz falan deseler de. Yarın öbür gün ağız değiştirebilirler. AKP'de her türlü kaypaklık olur. Burada dikkatinizi çekerim. Referandum sınırı, sınırı 360 ise 25 milletvekili eksik Cumhur İttifakı'nın. İşte o 25 milletvekilini bulmakta da güçlük çekmeyecek gibi görülüyor. Çünkü İyi Parti'de bıdırdanma var, CHP'de bıdırdanma var. Diğer ilili ufaklı partileri de topladığınızda her partiden 5-10 kişiyi bulduğunuzda 360'ı geçiyorsunuz. İşte iktidar da buna güveniyor. Muhalefet Cumhur İttifakı'nın 335'lik desteği karşısında bir birlik olamıyor. Ben senin bu referandum tuzağına düşmeyeceğim diyemiyor. Diyemediği ve kendi içinde de parçalı görüşler olduğu için muhtemelen bu konu önümüzdeki aylarda ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek... ...ve ya referandum sınırında... ...ya da işte 400'ün üzerinde... ...muhalefet ben oyunu bozuyorum... ...referandum sanıldığına gerek kalmaksızın... ...400'ün üzerinde bu işi geçireceğim anayasadan falan deyip... ...AKP tasarısına oy verirse... ...ama ona rağmen... ...Erdoğan'ı referanduma götürme riski var... ...seyreyleyin... ...göreceğiz... ...fakat durum bu... ...AKP, MHP, BBP, Cumhur İttifakı... 25 ve üzerinde vekili bulacak gibi görünüyor. Yani bir referandum sandığı mukadder önümüzdeki aylarda. O arada CHP Grup Başkan Vekili Hürriyet'in Ankara temsilcisiyle böyle mutlu şen bir fotoğraf çektirmiş ve kocaman bir röportaj vermiş. Öyle ki işte yeri geldiğinde siyasi ayak diyorlar, bilmem ne yandaş diyorlar, havuz diyorlar, ee, ne bileyim yalaka diyorlar. Şu bu falan iktidar tetikçileri diyor. Sonra da gidiyorlar onlarla böyle yan yana fotoğraf veriyorlar. İlke. E, nerede? Ve yani ortaya konan şey pişkinlik veya yüzsüzlük değilse ne? Fakat orada demiş ki Özgür Özel bir nolu kararnamemiz hazır. Yani altılı masa cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa Cumhurbaşkanı ile gelen 2000 bürokratı göndereceğiz ve bir nolu kar kararname ile yerine 2000 bürokratımızı koyacağız. Yani hiçbir sıkıntı yok kadromuz da hazır her şeyimiz de hazır bütün hazırlığımızı yaptık diyor. Bakalım göreceğiz bu yayını unutmayın 3 Kasım 2022. 6 ay 7 ay sonra tekrar karşılaşırız. CHP'nin hep söylüyorum. Çok ciddi bir grup başkan vekili sorunu var. Engin Özkoç, soldan Engin Altay, Özgür Özel. Bu üç grup başkan vekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında iktidarla tuttuğu işleri alt alta saysanız, sıralasanız külliyat olur. Ama işte lafa gelince mangalda kül bırakmıyorlar. Neyse dönelim. Rusya tahıl anlaşmasına geri döndü. Elin oğlu boş durmuyor ve bu artık Erdoğan'ın sayesinde olan bir gelişme olarak pazarlanıyor, pompalanıyor. Elbette katkısı olmuş olabilir ama Erdoğan konjonktürel olarak işte tahıl koridoru başta olmak üzere işte NATO İsveç Finlandiya meselesi birazdan geleceğiz olmak üzere Türkiye şeyi dış dengeleri de bir biçimde kendi lehine götürmek konusunda son derece mahir ki zaten bu sorulduğunda nasıl oldu da bu işi başardınız falan gibi bir soru soruluyor meclis kulisinde yani bunu diyor Biden anlatacağım Biden'ın kendisine randevu vermemesi Amerikan başkanının kendisine randevu vermemesi Erdoğan'ın içine oturmuş durumda bir biçimde tekrar ben diyor bu e, dengede bu dünya dengesinde kendimi konuşulur kılacağım kilit bir aktör olduğumu göstereceğim ve ABD başkanı beni kabul etmek zorunda kalacak. Hedeflediği yer orası. Evet. Ülkesi ise 93.3 puanla sefalet endeksinde dünya birincisi. Arjantin'e de fark atarak birinci olmuş. Sefalet endeksi nedir? Enflasyon ve işsizliğin toplamından oluşan bir endeks. Bu bugün böyleyse ki o kadar tutuluyor ekonomi, döviz, rakamlar, şu bu falan bir sürü şey. Seçimden sonra ne olur seyreyleyin yani. Şu anda açık ara enflasyonuyla, sefalet endeksindeki yeriyle falan Türkiye tutulamıyor. Zirveyi tutmuş durumda yani. Bütün bu negatif verilerde. Savaş yok bir şey yok. O arada zenginin malı zürdün çenesini yorar misal. British Petrol yılın üçüncü çeyreğinde karını ikiye katlamış. 8.2 milyar dolar. Bu Rusya-Ukrayna savaşı enerji şirketlerine yaradı. Fakat Amerika rahatsız enerji şirketlerini uyarmış Biden fiyatı düşürmezseniz vergi getireceğim diyor. Şu günlerde temsilciler meclisi ve senatonun üçte biri için seçimler yapılacak Amerika'da. Bakalım demokratlar güven oylamasını geçebilecekler mi? Ama kimse şans vermiyor. Brezilya seçimlerini son iki yayında konuştuk. İkinci tur sonunda Lula e, devlet başkanlığını kazandı ama... E, Bolsonaro bilmiyorum koltuğu bırakacak mı bırakmayacak mı... ...yarım yamalak işte çıkmış bir açıklama yapmış falan ama... Orada da durumlar biraz karışık. Ergun Babahan da ona dikkat çekiyor. Brezilya'dan umuda kapılanlarla küçük e, bir uyarı demiş. Orada görece bağımsız bir yargı, medya ve organize olmuş güçlü bir muhalefet vardı. Türkiye'de hiçbir yok. Kaldı ki Bolsonaro 4 yıldır iktidardaydı AKP. Bugün 3 Kasım 2022'de 20. yılını 20. yılını doldurdu ve her yeri tutmuş durumda. Dolayısıyla organizasyonunuzu buna göre yapacaksınız. Bak işte Finlandiya Türkiye ve Macaristan'dan NATO üyeliğinin hızla onaylanmasını istemiş. Finlandiya ve İsveç NATO sırasında bekliyor. O arada Macaristan Başbakanı Orban tamam demiş Biz bizden onay gelecek Aralık ayında parlamentodan geçireceğiz. Fakat Türkiye'den tık yok. Türkiye hala bu konuyu pazarlık masasında tutmaya devam ediyor. Dönelim bir medya gelişmesi. İsmail Saymaz haber vermiş. Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan'la yollarını ayırdı. 40 kadar editör, sayfa sekreteri, teknik elemanında işine son verildi. Gerekçe ekonomik sebepler demiş. Çiğdem Toker de bunu doğrulamış. Küçülme gerekçesiyle işime, köşe yazılarıma son verildi diyor. Evet. Bu deve dişi gibi yazarları, gazetecileri göndererek küçülme değil kendinizi bitirmiş oluyorsunuz. Ama işte sözcünün, sözünün cilasının dökülmesi ve sözcünün gerçek yüzünün ortaya çıkması. Esasen bir muhalif veya bir karşıt gazete olmadığının. iktidarın alanları belli, çerçevesi belirlenmiş, çizdiği sahada top sektiren bir muhalif unsur gibi, muhalif unsur kimliğiyle filan hareket ettiği. Görenler görüyordu ama bunun net bir şekilde artık bu şekilde ortaya konması gerekiyordu belli ki yani. Son şey oldu artık. Cilasını döken son hareket oldu bu. Bakın Uğur Demirok 6 Eylül'den beri kayıp. Azerbaycan Emniyeti havalimanından Ankara yönünde ülkeyi terk etmiştir diyor. 2016'dan beri Azerbaycan'da yaşayan Türkiye vatandaşı. 6 Eylül'de ortadan kayboluyor. Azerbaycan Emniyeti en son diyor havalimanından Ankara yönünde ülkeyi terk etti. Havalimanından Ankara yönünde ülkeyi niye terk etsin? Belli ki orada gene bir paketleme filan operasyonu var. Evet. Böyle bir ülke. Muhaberat devleti her anlamda. istihbarat devleti. Şimdi dönelim. Başta da anons ettiğim Akşener ve 28 Şubat cehaleti meselesine. Meral Akşener'in Susurluk kazası sonrası 1996 32. bir gün programı kaydı. YouTube ve Facebook'a yüklenmiş. YouTube'da değil ama Facebook'a yüklenen bölümünde reklam arasında Mehmet Ali Birant'la yaptığı konuşmada Sehven yüklenmiş oraya. Yani ana kayıt değil, arada reklam arasındaki aralarındaki konuşma. Orada Meral Akşener diyor ki, ben diyor DYP Kadın Kolları Genel Başkanlığında. 8 ayda 45 il gezdim. Refah ana koalisyonunu ben yıktım. Kadınlarla yıktım diyor. İyi bir örgütçüyüm diyor. Şimdi bunu aldılar dediler ki. cehalet öyle bir noktada ki. Refah ana değil. Refah yol diyecektin. Demek ki refah yolu sen yıktın. Ha, Erbakan Çiller koalisyonu. Vay seni 28 Şubatçı vay falan diye. Muazzam bir mavra döndü. Hem kerli ferli insanlar. Tamam yani üzerinden 25-26 sene geçti ama. Ya açın bakın. Yani konjonktüre bakın, tarihlere bakın filan. Ben o gün Refah Partisi muhabiriydim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve Ankara'da bütün gelişmeleri takip eden biriydim. Tamam ben canlı tanığı olarak hadisenin aslında orijinalini biliyorum ama yani siz de ne diye buna atlıyorsunuz ve sözüm ona akşeneri düzeltiyorlar. Refah ana değildi, refah yoldu. O dönem 95 Aralık ayında yapılan seçimlerden sonra Refah Partisi birinci parti oldu. Ve Refah Partisi'nin birinci parti olmasıyla işte hükümeti kuracak mı, meclis başkanı refahtan seçilecek mi falan gibi büyük tartışmalar oldu. Ve Refah Partisi Anavatan Partisi ile ilk büyük koalisyon görüşmesini gerçekleştirdi. Hatta bakan da bakanlık dağılımına kadar falan bayağı bir ilerleme sağladılar Mesut Yılmaz'la. Araya Ramazan Bayramı girdi. Akşener'in bahsettiği Ramazan Bayramı. Araya Ramazan Bayramı girdi. Ramazan Bayramı'dan önce anlaşmış olan liderler Ramazan Bayramı dönüşünde Mesut Yılmaz masayı tekmeledi hayır dedi ve iş yattı. Daha sonra Anayol koalisyonu kuruldu. Buna Refah Ana deniyordu veya Refah Vatan diyenler de vardı o zaman. Neyse uzun hikaye. Daha sonra Anayol azınlık hükümeti kuruldu. Yani Ana Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi bir arada bir hükümet kurdular. Fakat bu hükümet baştan yanlış kurulmuştu. Çillerle Mesut Yılmaz arasındaki hırlaşma, didişme, mücadele çok uzun ömürlü olmadı. Bir iki ay içerisinde de Mustafa Kamalak o gün Refah Partili oylamadaki bir hatayı Anayasa Mahkemesi'ne götürdü ve hükümet düştü. O esnada Refah Partisi Doğru Yol Partisi hakkında özellikle Çiller hakkında üst üste soruşturma önergeleri verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mal varlığı soruşturması Çiller'le ilgili TEDAŞ, TOFAŞ ve bu soruşturma önergelerinin her birinde geçse Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden Tansu Çiller ve ekibindeki isimler Yüce Divan'a gidecekti. O derece güçlü dosyalardı bunlar. Ve Tansu Çiller e, Refah Partisi ile Erbakan'la anlaştı. Birlikte hükümet kurdular ve dolayısıyla o dosyalarda daha sonra mecliste yapılan oylamalarda tek tek düştü. Ve Meral Akşener Refah Yol'un İçişleri Bakanı oldu. Tabi arada Mehmet Ağar dönemi filan da var. Oralara hiç girmeyelim. İşte Refah Yol döneminde susurluk kazası oldu. Susurluk kazasından zannediyorum bir ay kadar sonra da Mehmet Ali Birant 32. günde Refah Yol'un İçişleri Bakanı Meral Akşener'i çıkartarak programında konu ettik, konuyu konuştu filan. İşte bu programda Meral Akşener Erbakan'la Mesut Yılmaz arasındaki koalisyon görüşmesini kendisinin teşkilatçılığıyla, örgütçülüğüyle engellediğini söylüyor. Kastettiği o. Evet. Zaten bu Meclis kulisinde de kendisine sorulmuş İyi Parti grup toplantısından sonra. Refah Anavatan koalisyonunu yıktık. Yerine ne kurulmuş kardeşim? Refah yol kurulmuş. Peki nasıl oluyor da ben refah yolu yıkıyorum? Ve o arada da refah yolun İçişleri Bakanı olarak oradayım. İşte bu cehalete cevap vermeye çalışıyor Meral Akşener. Yani dediğim gibi o kadar gerçek dışı bir e, dönem yaşıyoruz ki bir bilgi yanlış bir şekilde ve ters bir şekilde yayılıyor. Sonra da 40 akıllı o delinin kuyuya attığı taşı çıkaramıyoruz. Ne Meral Akşener çıkartabiliyor, ne ben burada anlatıyorum anlatıyorum çıkaramıyorum. Böyle bir dönem yani. Acayip O iktidarın bakanı olmaktan gurur duyuyorum demiş son cümlesiyle. Evet. Dönelim. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Elon Musk Twitter'da bütün yönetim kurulunu kapının önüne koydu ve kendini tek yönetici yaptı. Ve Twitter'da günlerdir tartışılan mavi tikin yani onaylı hesap bunun ücreti de belli oldu. 20 dolardan falan açılmıştı kapı. 8 dolar ücret alınacağını açıkladı Elon Musk son attığı tweet'te de. Yani bu işi çok fazla büyütmeyin. İşte Starbucks'ta 30 dakikada alacağınız işte şu kremalı içecek. Buna 8 dolar ödüyorsunuz da neden onaylı bir hesaba 8 dolar ödemeyesiniz filan dedi. İş ne olacak, nereye gidecek bilmiyorum. Twitter Blue uygulaması vardı. Yani bu paralı bir üyelik. Bu üyeliği geçenlere Twitter belli avantajlar sağlıyor. Reklam göstermiyor, daha uzun video koyabiliyorlar falan gibi şeyler var. Bunun üzerine bir 3 dolar daha koyup koyup mavi tik alabileceksiniz veya eğer mavi tikle hesabınız varsa onu sürdürebileceksiniz. Büyük bir tartışma koptu. Şu bu falan. Ee, ben dikkatle takip ediyorum. Bu konuda çok fazla kötümser değilim. 44 milyar dolar saydı bu insan Twitter'a. Yani ne yapacak? Her şeyi olduğu gibi kendi seyrine mi bırakacak? Yoksa Twitter'dan para kazanmaya mı çalışacak? Veya yatırdığı parayı kurtarmaya mı çalışacak? Neyse. Geriye doğru 20-22 yıldır göz önünde olan Siyaset dünyasının, iş dünyasının, borsa dünyasının, finans dünyasının, medya dünyasının takip ettiği bir insandan bahsediyoruz. Başarılı projeler var. Geriye doğru yaptığı Tesla projesi gibi, SpaceX gibi geriye doğru batırdığı projeler var. Borsada inişli çıkışlı bir serüveni var. Var oğlu var. Elbette şu anda böyle hani narsist bir kişilik veya narsist bir patron imajı veriyor olabilir. Bir takım paylaşımlarını ben de onaylamıyorum ama dün bir bugün iki bakalım iş nereye gidecek. Ayrıca bu insanların ücretsiz olarak Twitter'ı kullanmalarına da engel değil. Ama bir miktar ücret vererek bir takım avantajlardan yararlanabilirsiniz. Ve bu bütün sosyal hesaplarda böyle. Youtube'da da böyle. Mesela Youtube'da herkes ücretsiz üye olup video yükleyebiliyor. Ve oradaki içeriğe ulaşabiliyor. Ama premium üyelik için biraz para verdiğinizde size reklam göstermiyorlar veya başka avantajlardan yararlanabiliyorsunuz filan. Aynı durum Apple'da da var. Başka platformlarda da var. Onun için biraz beklemek gerekiyor. Peşin hükümlü olmamak gerekiyor. Elon Musk'la ilgili endişeleri ben de anlıyorum. Ben de farkındayım. Takip ediyorum. Belli lafları, tweetleri, sözleri, eylemleri, davranışları. Bir takım işte kutlama gecelerine katıldığında en son Halloween gecesinde filan hareketleri falan. Herkes gibi beni de irite ediyor. Fakat bakmak lazım neticede paraşütle gelmiş bir iş insanı değil. Twitter'a 44 milyar dolar yatırmış bir patron. Evet. Ve dünyanın en zengin insanı 200 küsür milyar dolar servetiyle. Diyoruz ve bugünkü manşeti de böyle noktalı, böylece noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.